Kimmiş bakalım bu Temel Yıldız? Savcı Tamer Yıldız düzenlenen törene nişanlısı Hayat Sarıyaz'la birlikte katıldı. Bir savcı kendi nikahına neden gitmez? Ve bu davetinin abimde ne işi var? Koray? Ne oldu, iyi misin? İyiyim hocam, sağ olun. Herkes derse giriyor, hadi bir ders başlayacak biraz. Tamam, geliyorum şimdi. Tamam. Hadi, hadi herkes sınıfa, hadi. Aman efendim, aman efendim. Dünyanın 9. harikası gelmiş de Şerif'inin odasını şereflendirmiş. Şerif, gel. Ben de sana çok güzel bir şey göstereceğim. Nasıl? Of. Çok güzel ya. Kız burası var ya, resmen cennet. Değil mi? Diyorum ki balayımızı burada, Phuket Adası'nda geçirelim. Sen ciddiysin. Balayım konusunda şaka yapmam müdür bey. Müdür bey mi? Ama tane hesabıyla bir tanem. Hemen olayı müdür beye bağladın yine ya. Yapma Allah aşkına. Ben de gitmek isterim ama o memleket çok nemli. Evlerde rutubet var. Romatizmamız azar. Ben o yüzden gitmeyelim diyorum. Hadi gel vazgeç. Hayır efendim, vazgeçmem. Ben rüya gibi bir balayı istiyorum. Bak bir tanem, sen matematikçisin, rakamlarla aran iyi. Phuket Adası'nda bir balayının faturasında kaç tane sıfır olur biliyor musun sen? Evet matematikçiyim. Peki Phuket Adası'na gitmezsek? Benimle evlenme ihtimaliniz yüzde kaç olur biliyor musun? %0. Bir tanem, bir tanem bak, illa ada istiyorsan Heybeli Adaya gideriz, Burgaz Adaya gideriz, oradan sıkılırız, Kınalı Adaya gideriz. Hepsinin etrafı denizlerle çevrili kara parçaları. Balayını yurt dışında geçireceğiz müdür bey. Yoksa bu evliliği rüyanızda bile göremezsiniz. Bir tanem. Phuket Adası dedi ya. Phuket Adası mı? Orası etrafı denizle değil, dört tarafı dolarlarla çevrili bir kara parçası. Senin haberin yok. Özel koşullar hususunda mutabık kaldık. İmza aşamasına geldik Cerrah Bey. Tamam. Ben de bu akşam bir inceleyeyim. Yarın imzaları atarız. Sırrını biliyorum. Bu evlilik olmayacak. Sözleşmeli avukatlarımızın hazırladığı değerlendirme raporu dosyada var. Cerrah Bey.
Ya nerede bu ya? Yok, yok, yok. Arkadaşlar biri benim mini giyimimi yürütmüş çantamdan ya. Hırsız çok oldu ha. Diğer sınıflardan da bir şey yürütmüş. O zaman benim de MP3'üm çalındı. Ben kaybettim zannetmiştim. Ya arkadaşlar eşyalarınızı ortalık yerlerde bırakmayın. Çünkü o çakal benim de bir miktar paramı uçurdu. Tamam da böyle sürekli eşyalarımızın başında bekleyemeyiz ki. Ya arkadaşlar gerçekten farkında mısınız ama bir şeyler yapmamız lazım. Yakalayalım şu fareyi. Yakalayalım da ben bir güzel ellerini kırayım. Net. Aynen öyle. Bence de. Bu alanda iki firma var. Biz altyapı ve tecrübe olarak onlardan daha avantajlı durumdayız. Cerrah Bey, affedersiniz. Siz devam edin. Ne yapıyorsun böyle? Hiç. Şarj aleti arıyordum. Ah, ah Kuray'a. Ya nereden baksan 10.000 dolar tutar burada balayı. Ben nasıl karşılarım bu parayı? Hayır, 10 tane okulda aynı anda müdürlük bile yapsam karşılayamam ben bu parayı. Acaba diyorum, giderken yanıma birkaç olta alsam da balayı odasının penceresinden denize oltayı sallandırsam, balık tutsam, o balıkları da satsam. Yok. Bahşişleri bile karşılamaz. Ay, acaba yemeklerden sonra ödemeyi yapmadan Hint Okyanusu'na dalıp yüzerek mi kaçsam? Herif, iyice saçmaladın Şerif. Kaç şunu. Müdür Bey. Ha? Buyurun, buyurun Hayat Hocam. Kaynananız sizi seviyormuş. Niçin? Yiyordum. Ne yiyordunuz? Kafayı yiyordum, siz geldiniz üstüne. Buyurun efendim, ne vardı? Şöyle ki, liseler arası tiyatro yarışması düzenleniyor. Biz de müsaadenizle katılmak istiyoruz. Ya Hayat Hocam, Allah aşkınıza yapmayın böyle şeyler ya. Şimdi bir sürü masraf, yok dekordu, yok kostümdü. Ya bırakın çocuklar dersleriyle ilgilensinler, böyle boş boş şeylerle ilgilenmesinler, ne olur. Efendim, anlamadım. Tiyatro sizin için boş bir uğraş mı Müdür Bey? Geliyor tirat. Aferin, 10 puan. Bakın Müdür Bey, tiyatro bir yaşama sanatıdır, toplum bilimidir. Tiyatro ile uğraşan gençler dayanışmayı öğrenir, sorumluluk sahibi olurlar. Fikirlerini eyleme geçirme yetenekleri gelişir. Anlatabiliyor muyum? Tiyatro ile uğraştıkları zaman toplum içinde doğru ve güzel konuşmayı, kendilerini doğru ifade etmeyi öğrenirler. Efendime söyleyeyim, özgüvenleri artar, estetik anlayışları gelişir. Anlatabiliyor muyum? Ve bu anlattıklarım sadece tiyatronun faydalarının birkaçı. Eğer siz bu etkinliğe katılmamıza izin vermezseniz ben burada oturup tamamını anlatmayı düşünüyorum. Ben alayım şunları bir alayım. Ben bunları bir ara bakacağım, göz gezdireceğim. Bir ara? En yakında. Güzel. Bakın bunların hepsi sadece çocuklar için. Tabii ki çocuklar için. Görüşürüz. İyi dersler. Benim ya. Pasta. Ay! Bir tanem hanım, yüreğime indireceksiniz. Ne pastası? Pasta diyorum. Pasta çok önemli. Ne pastası bir tanem hanım, ne diyorsunuz anlamıyorum. Düğün pastasını seçmeniz gerek. Ay bir tanem hanım yapmayın. Misafirler mümkünse umdukları değil buldukları pastayı yesinler lütfen. Katiyen olmaz. Bir düğünde damat bile olması olur. Ama pasta, hem de en afilisinden pasta olmak zorunda. Arayın Cerrah Bey'i, bu işi halletsin. Arayamam ben Cerrah Bey falan. Arayacaksın. Aramayacağım. Arayacaksın. Aramayacağım. Hayat. Bir tanem. Müdürüm. Bu ne ki ya? Ne bileyim ya. Yarışma işte. Liseler arası tiyatro yarışması. Gereksiz gereksiz işler. Bir tiyatromuz eksikti.
Buyur. Yarışmaya katılan liseler arasında birinci olan lise tiyatro grubu ülkemizi Paris'te düzenlenecek olan festivalde temsil etmeye hak kazanacaktır. Ne? Paris mi? Bir dakika, ne dedi bu? Paris. Anam vallahi de Paris. Bir tanem ne dedi? Balayım yurt dışında olacak dedi. Paris yeterince dışarıda. Eminim romantizme yardım ve yataklık eden böyle bir şehri bir tanem asla reddedemez. Hem böylece poketten yırtar, balayını beleşe getiririm. Bekle beni Paris. Bir tanemle sana geliyoruz. Hayatçım bak, düğün pastası olmazsa minik gelin damat figürleri neyin üstünde duracak? Ay neyin üstünde duracak? Bir tanem hanım kendi ayaklarının üstünde durursunlar. İlla pastanın üstüne mi saplayacağız? Şaka yapma Hayat. Ben sağ olduğum müddetçe senin pastasız düğün yapmana izin vermeyeceğim. Ara şu cerrah beyi. Pasta pasta diye beni yedin bitirdin. Sevmiyorum ben. Efendim Hayat. Müsait misin? Bir tanem hanımı zoruyla arıyorum da şu an. Pasta pasta diye tutturdu. Pasta? Ya işte evet pasta. Ben bile söylerken utanıyorum. Yok ben vazgeçtim tamam. Alo. Cerrah Bey. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi gelin düğün pastasını seçecek ya. Şöyle alternatifli bol çeşitli bir sunum hazırlansın. Kendisine öyle karar versin. Tamam ben Sadri'yi hallettiriyorum o işi. İşte bu kadar. Görüşürüz Cerrah Bey. Hayat da sizi çok öpüyor. Gibi bir derdin yok herhalde. Senin aranıyor posterlerini duvarlara astırdım. Görmedin mi? Koray ne oluyor? Ne bu tavırlar? Yok bir şey. Seninle alakalı değil. Tokat meselesi yüzünden küs müsün Salih abinle? Açma şu konuyu. Sıkıntı yok. İyiyim ben. Nedim? Asya. Ne bu transit geçmeler? Biz sevgili değilken benden başkasını gözün görmüyordu. Şimdi beni görmüyorsun. Yapma Asya, dalmışım. Ben seni görmesem bile hep aklımdasın. Hem de gece gündüz. Like. Like. Attın da yani. Bunda daha boş yerler var. Vallahi daha bu gidişle çok boş kalır onlar. Ya her baktığım probleme yetersiz bakiye veriyor beynim. Oturabilir miyim? Topusu bende değil. Ya aslında matematikten biraz anlarım. Yani neyi yapamadığını göster, yardımcı olur. Ya hadi göster işte, ne olacak ya? Yani beğenmezsen yine fırlatır atarsın defteri. İyi. Tamam. Hı, al işte. Bir saattir buna kasıyorum mesela. Bakayım. Şimdi burada asıl olay denklemi doğru kurabilmek. Şimdi x'leri bir tarafa, y'leri bir tarafa toplayacağız. Bütün öğrencilerin dikkatine. Herkes
herkes en kısa zamanda tören alanında toplansın. Şerif'in duyuru yapacak. Sıraya geçin. Ben şimdi anladım senin derdini. Bütün okula beni sevdiğini anons edeceksin ya. Ona kasıyorsun sen değil mi? Kastığım falan yok Asya. Tamam tamam. Sıkma canını. Böyle bir şey yapmaya mecbur değilsin. Biliyorum zaten beni sevdiğini. Gerilmene gerek yok. Gerildiğim şey anons değil. Koray hastanede Sevda'ya olan aşkını anons etti ya. Şimdi ben de aynısını yaparsam copy paste yaptı diyecekler. Ben ona geriliyorum. Koray'la rekabet edeceğim diye kendini zorlama Loçko. Kimse onun gibi olamaz. O manyaktır. Boş ver. Unut anons olayını. Burak, bahçede toplanıyoruz abi. Anons duymadınız mı? Hadi. Gidelim mi? Olur, tamam. Hocam! Hocam, sizden önce ben bir şeyler söyleyebilir miyim? Hangi sıfatla evladım? He? Müdür, müdür yardımcılığı gibi bir sıfatla mı? Geç yerine, gereksiz! Bak, çıkıntı sıfatıyla olaya maydanoz olan müstahak ne yapman gerektiğini söyledi. Hocam, biz size hiç teşekkür edemedik. Fırsatını bulmuşken ben hem arkadaşlarım hem de kendim adına teşekkür etmek istiyordum. Madem istemiyorsunuz, ben geçeyim. Dur, dur, dur! Hay, gel, gel, gel! Olur mu öyle, evladım, gel! Olur mu öyle şey? Tabii ki. Tabii ki. Sevgili öğrenciler, değerli arkadaşınızın içinden birkaç kelime bir şeyler söylemek gelmiş. Tabii ki bırakalım da söylesin neden? Why? Çünkü duygular paylaştıkça güzelir. Bravo. Yalnız oğlum ağzını korkak alıştırma. Büyüksün, muhteşemsin, süpersin. Aklına ne geliyorsa saydır. Tamam hocam. Alkış. Arkadaşlar, bugüne kadar müdür beye hiç teşekkür edemedik. Gerçekten arkadaşlar, yani müdür bey hem bizim için hem de bu okul için çok önemli şeyler yaptı. Bak, vazifemiz. Bu kadar muhteşem bir müdüre sahip olmasaydık okulumuz bugün bu durumda olmazdı. Hele ben şu anda hissettiğim coşkuyu, sevinci ve mutluluğu hissedemezdim. Bu kadar süper bir müdüre sahip olmasaydık, kitabına uydurup okulu aldığı, böyle güzel gözlere sahip, gülüşüyle, gülüşüyle içimizi ısıtan. Allah'a abartmayın. Masallarda bile rastlanamayacak kadar güzelliğe sahip olan bu arkadaşla tanışamazdık. Ve ben hayatımın aşkıyla Asya ile karşılaşamazdım. Bir dakika! Bu aşkın mimarı müdür beydir. Asya. Seni seviyorum. Ben sana deliler gibi aşık. Bir de ne diyor bu ya? Nöbetçiler! 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 Asya, kime diyor? Seni seviyorum. Ben sana deliler gibi aşığım. İndirin şunu aşağı. Disipline getireceksiniz sonra. Sessizliği sağlayın. Sus. Sevgili öğrenciler, sen hariç diğer sevgili öğrenciler. İstanbul'da düzenlenen bir tiyatro yarışması olacak. Ve Gedikpaşa Anadolu Lisesi olarak bu yarışmaya iştirak edeceğiz. Adım gibi eminim,
aranızdan pek çok yetenekli öğrenci çıkacaktır. Bizim okulda çok artist var zaten hocam. Sessizlik! Şimdi bu yarışma için tiyatro salonumuzda seçmeler yapacağız. Yalnız şuraya dikkat! Hazırlayacağımız oyun almak ya da olmamak gibi kuru kuru oynanan bir oyun olmayacak. Ne olacak hocam? Ne mi olacak? Sıkı durun. Eğlenceli, curcunalı, içinde ip cambazlarının, jonglörlerin, takla atanların, efendime söyleyeyim amuda kalkanların olduğu görsel bir şölen hazırlayacağız. Ve seçeceğimiz bir oyunu bunlarla süsleyeceğiz. Arkadaşlar, aranızda çok yetenekli öğrenciler var biliyorum. O yüzden hepinizi seçmeler için tiyatro salonuna bekliyorum. Çünkü Gedikpaşa Anadolu Lisesi olarak bu yarışmayı ya kazanacağız, ya kazanacağız. Açık net. Hadi Argil, yerinize hadi. Hadi yerleşir misiniz? Herkes yerleşti mi, tamam mı? Oturun beyler, sakın kıpraşmayın. Hocam sınıf hazır. Net. Peki. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere sıralarınızın üzerinde birer tane kitap var. Evet hocam, görüyorum. Evet. Sizden onları okumanızı istiyorum. Okuruz hocam. Siz bize birkaç ay zaman verin, biz bunları okuruz. Hocam siz bize 3 ay verin, biz anca okuruz. Aynen hocam. Tamam, 3'ü tutturdunuz. Evet, 3 doğru ama ay değil. 3 hafta mı hocam? 3 hafta yetmez hocam, net. 3 hafta da değil. Hocam 3 günde mi okumamızı istiyorsunuz? Aa, yok hocam. Hocam bence siz mucizelere inanıyorsunuz. Ben mucizelere inanıyorum ama ben daha büyük mucizelere inanıyorum. Bu kitapları 3 saatte okuyacaksınız. Yani 2 ders saat. 3 saat. Hocam imkansız. Hocam içi gibi kitap. Bir dakika tamam, hemen kımışmayın. 1 saniye. Şöyle ki bu size işkence gibi gelen okumanın bir de güzel ödülü olacak. Neymiş hocam? Eğer bu kitapları 3 saatte okursanız sinema bileti kazanacaksınız. Aynı zamanda bugün okuldan izinli sayılıp sinemaya gidebileceksiniz. Yani legal olarak okulu kırabileceksiniz. İşte bu! Okulu kırmak, sinemaya gitmek. Hocam şimdi bizim dilimizden konuşmaya başladınız. Yaşasın edebiyat! Yaşasın hayat hocam! Arkadaşlar ben çok pis gaza geldim. Başlıyorum kitaba. Tamam, o zaman sizi bu 3 saat için burada bırakıyorum. Hocam siz şimdiden biletleri hazırlayın. Göreceğiz bakalım. Peki. Koray bir şey mi oldu bakıyorsun öyle bana? Yo hocam, böyle dalmışım biraz. Tamam peki. Görüşeceğiz. Görüşürüz hocam. Şimdi bakalım Fransızca'da bir tanem nasıl söyleniyormuş? Ma chérie. Ne diyorsun kız? Mon chéri. Mon chéri. Mon sel. Tamam, güzel. Şimdi hoş geldin. Hoş geldin bir tanem. Bienvenue. Mon sel.
Hoş geldin bir tanem demeyi öğrendim. Şimdi de sıra seni seviyorum. Bir dakika ya. Onu sokaktaki çocuk bile biliyor. Je t'aime. Şerife, bir tanem hocam geliyor. Hemen kaybol. Mümkünse ebediyen. Hop hemen kayboldum. Şimdi de şu ambiyansı bir güzelleştirelim. Gabriel Fauer'den bir şeyler çalalım. Söyle. Aha, ambiyans hazır. Yani hoş geldin bir tanem demekteyim. Ne oluyor Şerif? Seni öyle jötem ki Monsel, yakında Eyfel Kulesi'nin tepesinde ilan edeceğim amorumu. Tahmin et bakalım balayında nereye gidiyoruz? Phuket Adası. Hakikaten mi? Ya fonda Gabriel Fauer çalıyor. Bienvenue Monsel Amor diyorum. Efendime söyleyeyim, Eyfel Kulesi diyorum. Tahminin Phuket Adası mı? Değil mi? Ben Phuket dedim, şut dedim gitti kızım. Ya yemin ediyorum, aha oradaki La Avize'ye sorsak o bile Paris derdi ya. Paris, Paris. Balayında Paris'e gidiyoruz. Paris mi? Ha. Paris, Paris. Ay, aşıklar şehri. Bizim şehrimiz bir tane Monsel'im. Le Vue. Bir, on, de, trois. Je veux pas. Je veux plus, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. On, deux, trois. Kaçıncı sayfalısın Bariyer? Anca kapağını okudum. Romanın adını bitirdim yani. Abi dönüp dönüp aynı paragrafı okuyorum ya. Yok ben kendim veremiyorum. Abi biz niye bunu okumaya kasıyoruz ki? Bu kitapların özeti internette vardır. Aynen lan. Aynen. Mesela bir parfümün kokusunu anlamak için bütün şeyi bitirmeye gerek yok ki. Tester de yeter. Açalım bakalım o zaman. Ama Hayat Hoca'ya ayıp olmaz mı? Ya iyi de asıl bitirmezse kayıp olmayacak mı Zeynep? Ki bitiremeyeceğiz. Oho! Millet siz konuşun durun. Ben buldum bile oğlum. Yuh! Bu kitabın özeti bile uzun. Kaç sayfa? Üç! Ne diyorsun ya? Bütün kitabı okumaktan iyidir yani. İçine dağıtıyoruz. 3x artı 24 oluyor. Eşittir 4x. Artı 8'i 3'ün içine dağıtıyoruz. Eşittir 4x diyoruz. Hayat Hoca o kadar uğraşıyor kitap okuyorum diye. Biz ilk fırsatta aylaklık yapıyoruz. Ya biz 3 saatte bir kitabı nasıl okuyacağız ya? Ya siz ablama bir bilseniz. Yani haftada kaç kitap bitiriyor? O kadar sınav kağıdını okuduktan sonra bir de üstüne üşenmeyip köşesine çekilip kitap okuyor. Hayat Hoca da bayağı okuyor. Bizden de aynısını bekliyor. Gözde, biraz konuşabilir miyiz? Olur. Gel, geçelim şöyle. Bunlar birbirinin dalgası değil miydi? Öyle. Yine bir şeylerin peşinde herhalde. Ne oldu Koray? Ya yok, bir konuyu merak ettim de. Şu Hayat Hoca'nın iptal olan hikayesi nedir? Niye soruyorsun? Abim bir şeyler anlattı da. Nasıl yani? Ablam cerrahiye anlatmış mı her şeyi? Ya yok. Üstü kapalı anlattı abim. Ben de bir şey anlamadım. Ablamın evleneceği gün nişanlısı nikahına gelmedi. Yani onu öylece bıraktı öyle nikah masasında.
Sen burada uyu. Sevginin Koray var ya, eks aşkıyla pek sıkı fıkı. Artık eski mutlu günlerini yad ediyorlar herhalde. Benden söylemesi. Adı Tamer, savcıydı. Peki niye gelmemiş nikah? Bunu hiç öğrenemedik. Ablam nikahtan sonra yüzünü görmek istemedi onu. Sen niye merak ediyorsun ki bunu? Yani abim de fazla bir şey bilmiyordu ya. Bir tek sorabileceğim sen vardın, o yüzden. Bildiklerim bu kadar. Peki. Sağ ol Gözde. Teşekkür ederim. Önemli değil. Gözde, selam. Selam, ne haber? İyi. Gözün aydın. Koray'la barıştınız herhalde. Yok canım, nereden çıkardın? Ne bileyim, yanındaydı da. Ha yok, böyle arkadaş olarak konuşuyorduk. Ablam hakkında bir şey sordu. Sizi öyle yan yana görünce ikinci bir şans için seni ikna ettik diye düşündüm. Vallahi ben insanlara ikinci bir şans vermemem gerektiğini çok iyi öğrendim. Çünkü değişmiyorlar. Aynen öyle. Yani eski bir ilişkiye ikinci şans vereceğine yenisine fırsat vermen daha doğru. Bir ilişki demişken sen de bizim sınıftan bir kızdan hoşlanıyormuşsun, öyle söylediler. Ben de sana taktik vereyim diyecektim. Kim? Ben mi hoşlanıyormuşum? Yok canım öyle bir şey. Nereden çıkardın sen bunu? Bilemeyeceğim artık. Bizim sınıftan güzel bir kız. Böyle sempatik, güzel, neşeli. Ya Gözde dalga geçme. Kimmiş ki o? Nasıl heyecanlandı? Tamam söylüyorum. Emel'den hoşlanıyor musun? Emel. Vallahi kim uydurdu bilmiyorum ama fena uydurmuş. Dediğim gibi yok öyle bir şey. Nasıl ya? Ben çok yakıştırmıştım sizi. Özde, Emel benim sadece arkadaşım. Bakın, birazdan buraya bir sürü yetenekli öğrenci gelecek. Bir izdiham yaşanmasını istemiyorum. O yüzden öğrencileri sıraya dizeceksiniz, tek tek alacaksınız. Tek tek alaraktan, bade süzerekten hallederiz şerifim, sen merak etme ya. Müdürüm, ya aslında ben de çok yetenekli adamım bura. Ne diyorsun, katılayım mı ben de seçmelere? Beni dellendirme. Beni dellendirme, şu organizasyon bir aksasın. Sizi seçmelere sokarım, seçileni de kovarım, aklınızda bulunsun. Ne duruyorsunuz? Hadi çalışın. Olmak ya da olmamak. Bütün mesele bu. Ne yaptınız? Hocam başladık, yedik, tamam, bitirdik. Okudunuz mu gerçekten? Hocam keşke iki tane kitap verseydiniz ya. Canı yürekten inanayım mı size? Ya hocam inanın tabii. Hocam inanayım mı? İnanın hocam. İnanayım mı? Hocam inanın. Harika. Hocam isterseniz anlatalım. Evet hocam, kitaptan sorular sorun. Hocam giriş, Hatice, netice. Nereden istiyorsanız sorabilirsiniz. Giriş gelişme sonuç olmasın hocam abi. Şimdi buradaki Hatice gelişme, neticede sonuç oluyor. Peki, anlaştık. Hocam biz sözümüzü tuttuk, şimdi sıra sizde. Aynen hocam, biz kitabı okuduk, sinema biletlerini istiyoruz lütfen. Sinema biletlerini istiyorsunuz. Evet. Evet hocam. Hakkımızı istiyoruz. Yani gerçekten böyle hepinizin okuyacağından çok umutlu değildim ama bir iki taneniz mutlaka okur diye düşünüyordum. Bendendim hocam. Beni yine hayal kırıklığına uğrattınız. Teşekkür ederim. Hiçbiriniz okumadınız değil mi? Hocam okuduk işte. Yani. Evet, okuduk hocam. Okuduk hocam. Hayır okumadınız. Ben size ne yaptığınızı söyleyeyim. Ben şu sınıftan çıkar çıkmaz o altıncı duyunuz haline gelen telefonlarınızı çıkardınız. O kitapların kesinlikle yerini tutmayan tatsız, tuzsuz özetleri okudunuz. Yalan mı? Yok hocam. Hocam, bence siz sinema biletlerini vermemek için yan çiziyorsunuz. Hocam. Ay, yine de öyle.
Tabii. Çocuklar, ben o biletleri size verdim zaten. Nasıl verdiniz hocam? Hocam ne zaman verdiniz? Vallahi benim haberim yok. Oğlum biletleri aldığınızda bana vermiyorsanız papaz olur. Oğlum saçmalama lan, bilet alana beraber gideceğiz. Lan dönün lan. Kes koy koyu. Hocam almamışlar. Açın kitaplarınızın son sayfasını. Aa, bilet. Hocam, ben son sayfayı açmamıştım, ondan görmemişim. Bravo. Hocam, yine ters köşe yaptınız, bravo. Eğer kitaplarınızı son sayfasına kadar okusaydınız... biletleri verdiğimde görecektiniz. Çocuklar, gerçekten benim için yine bir sükutu hayal oldunuz. Teşekkür ederim hepinize. Ben artık kendimden soğudum size kitap okuyun dediğim için sürekli. Ya kitap güzeldir, kitap dosttur, arkadaştır, hayal gücünüzü geliştirir. Yoruldum artık. Teşvik bile yetmiyor sizin kitap okumanız için. Şu hale bakın, halinize bakın. Ya hocam, ben kendi adıma gerçekten özür diliyorum. Yani haftaya bir şekilde telafi edeceğiz. Sinema bileti falan da istemiyoruz. Ben de özür dilerim hocam. Peki, her şey kabul mü? Evet hocam. Tamam. Bir haftada 3 kitap. Ne? Aa, hocam, 3 kitabı nasıl okuyalım ya? Okuyalım 3 kitabı çok. Allah. Aynen. Hocam, mümkün peki değil. O zaman ben de size söz veriyorum. Bugün için aldığım biletleri haftaya için değiştir. O zaman olur. Tamam hocam, o zaman zorlarız sizin için. O zaman ders bitmiştir. Buyurun arkadaşlar. Sen yavaş ot bunu. Oğlum bırak. Ben az sen. Yürü. Allah Allah. Yürü lan. Asya basıyorum sana. Bırak. Koray. Bir bakar mısın? Ne oldu, senin dalgınlığın geçmedi mi hala? Neyin var? Tokat mevzusu. Evet hocam, biraz öyle. Düşündüğünüz için teşekkürler. Düşünme daha fazla. Uzatma. Ha? Hadi bakalım. Ya sen hayatla konuşup gerçeği açıklayacaksın ya da ben açıklarım. O tokadın intikamını mı alıyorsun aslanım? Gerçekten bir şey biliyor musun, yoksa benimle oynuyor musun? Ama haklı. Her şeyi anlatmam lazım hayata. Bu nereden çıktı Asya? Buradan çıktı. Yani içimden geldi. Sevdin mi? Sen ne diyorsun? Bu çok pahalı bir telefon. Değeri senin herkesin karşısında benim için söylediklerin kadar etmez. Merak etme. Gerek yoktu. Şişt. Sen bu telefonla beni mesaja boy yeter. Like. Like. Bir tanem, ikimiz jüri olacağız. Çocuklar gelecek, yeteneklerini gösterecekler. Beğenmezsek ne yapıyoruz? Ay, aklım çıktı. Gereksiz kere gereksiz. Ne yapıyorsun? Ya müdürüm, ben bir tanem hanım hoca yengeyin beğenmesi ne yapacağını gösteriyordum. Oğlum, bir tanem hanım teorik olarak da anlar. Bir daha yapma. Tamam müdürüm, bir daha yapmam. Ya şunu. Ay Allah aşkına yapmayın, şimdi kulaklarımız patlayacak. Ne yapayım? Ne yapayım bir tanem? Bunlar beni sonunda öldürecek. Sana yemin ediyorum, bunlar yüzünden devletin bana risk tazminatı ödemesi lazım. Ay tamam Şerifciğim, sakin ol. Ne zaman başlıyor seçmeler? Birazdan burada bir izdiham olacak bir tanem. Öğrenciler gelecek ve aralarından seçim yapmak hakikaten çok zor olacak. Çok heyecanlandım ben. Pardon, çok özür dilerim. Bir tanem, ben de heyecanlandım, yanlışlıkla oldu. Bak babana. Gözde, ablanın nikah konusunda merak ettiğim başka bir şey var. Sen hala orada mısın?
Neymiş o? Bu. Ablamın nikah davetiyesi bu. Sende ne işi var bunun? Abimin odasındaydı. Ya Cerrah abinin bununla ne alakası olabilir ki? Ya ben de bilmiyorum işin ama öğreneceğim. Ya seni bulaştırmak istemiyordum bu konuya ama yardımın gerekebilir. Tamam tamam, ben de çok merak ettim. Yalnız şimdilik aramızda kalsın. Ne olduğunu öğreninceye kadar kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Söz mü? Söz. Benim bu seçmelerle ilgili bazı kaygılarım var. Yaygın kaygı bozukluğudur bir tanem. Geçer, rahat ol. Dalga geçme Şerif. Tamam, dalga geçmiyorum. Nedir peki kaygın? Ya biz bu insanların yetenekli olup olmadığını anlayamazsak? Bir tanem, senin müzik kulağın benim drama burnum sayesinde yetenekliyi yeteneksizden şıp diye ayıracağız. Hiç merak etme. Bu burun yeteneğin kokusunu alır. Nadir! Müdürüm. Katılımcıları salona katabilirsin. Emredersiniz. Gel gel. Geç geç geç. Hah, gel 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 gel. Geç, tam ortaya geç. Tam ortaya geç. Ha, tamam dur. Kutup ayılarının nesli tükenirken soyunu sürdürebilen Nadir. Yavrum, niçin katılımcıları tek tek almıyorsun? Belki de ikilidirler Şerif. Masar'la Fuat gibi, Metin'le Feyyaz gibi, Çelik'le Ercan gibi. Bir tanem, bu saydıklarının hepsi özünde üçlü. Ama içinde ikili küme barındırıyor değil mi? Peki. Bitirin ikili. Hadi bakalım, görelim sizi. Buyurun. Yalnız müdürüm, bunlar ikili falan değil ki. Seçmelere sadece bu ikisi katıldı, ben de aldım geldim. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Okulda yüzlerce öğrenci var. En azından üçte biri gelseydi. Gereksizler. Gereksiz bir şey olsaydı sıraya dizilirlerdi. Ama hata sende Nadir. Evet, çünkü duyuruyu tam duyuramadın. Sanatın gelişimine köstek Nadir. Yıkılın karşımdan. Yıkılın. Koş, koş. Gir. Gereksiz. Allah'ım, yok. Yok yani, yok. Ne oldu? Mevzu mu var? Ya telefonum yok. Nasıl yok ya? Bayağı yok işte. En son Onur'a mesaj attım derste. Sonra zil çaldı, dışarı çıktım. Döndüm, telefon yok. Bu var ya, kesin bizim eleman. Ya hiçbiriniz görmediniz mi? Gömülmüşsünüz telefona. Ayakta uyuyorsunuz birader, ayakta. Ya demin burada biri dolaşıyordu. Üstünde siyah kapşonlu bir şey vardı ama. Yüzünü gördün mü, yüzünü? Bana dağıtmalık ağız burun bir yüz gerekiyor. Ya bariyer, kapşon dedim ya, görmedim yüzünü. Nereye gitti? Sınıftan çıktı gitti. Yürü bariyer, yürü. Koray. Ne yapıyorsun? Hiç, hiçbir şey yapmıyorum. Ne konuşuyordun Gözde'yle? Dersle ilgili konuştuk. Kantinden bir şey istiyor musun? Kardeşim, siyah kapşonlu birini gördün mü? Şu arka koridorda gördüm galiba. Bu ben ya, buradan daha kısa. Gel. Thank you.
Hala hayatla konuşmadın. Tüm gerçeği anlat yoksa ben anlatacağım. Cerrah Bey. İyi misiniz? Resmen yer yarıldı, içine girdi bariyer. Aynen. Bu ne ya? Bu ne? Sweatshirt. Eldivenler. Bariyer ne yapıyorsun? Milletin çantasını mı karıştıracaksın? Normalde benim sana gaz vermem gerekiyor ara gaz. Neyin kafasını yaşıyorsun? Doğru diyorsun ya. Soran olursa arama iznimiz vardı deriz. Aynen abiciğim. Oo! Bulduk, bulduk. Ne diyorsun ya? Bu Zeynep telefonu. Aynen abi, işte. Peki bu çanta kimin? Aha, personel kartı. Müstahak! Müstahak! Efendim? Ne oldu? Benim çantam sizde ne arıyor? Daha doğrusu onun içinde ne arıyorsunuz? Biz aradığımızı bulduk Müstahak. Sen de şimdi belanı bulacaksın.